geçmişteki yapmış olduğumuz seçimli genel kurullara nazaran daha fazla ilgi var bu sene. Biliyorsunuz 2 senede bir yapıyoruz biz seçimli genel kurullarımızı. 152 iş konseyimizin 151 tanesinin genel kurulları bugün gerçekleştirildi. Tabii bizim de heyecanımıza vesile olan en önemli şeylerden bir tanesi biraz böyle çekişmeli listelerin oluşuyor. Yani birden fazla adaya sahip iş konseyleri var. Hatta dün ya da önceki gün itibariyle 20'yi aşkın iş konseyimizde birden fazla iş konseyi başkan adayı vardı. Ama dün itibariyle bazı işte birliktelikler gerçekleşti, bazı anlaşmalar oldu. Herhalde bugün 13 ya da 14 tane iş konseyimiz seçimleri gerçekleştirdi birden fazla adayla. Tabii bakalım birazdan açıklanır sonuçlar. Şimdi geçmiş yıllardan farklı olarak birkaç tane yeni uygulamamız olacak, onlardan bahsedeyim. Birincisi hemen seçimlerimiz müteakip 27'sinde uzun süredir planladığımız ama fırsat bulamadığımız yoğun akış içerisinde ticari diplomasi kampı ismini verdiğimiz aslında iş konseyi başkanlarımızı biraz daha yeni çünkü 70 civarı iş konseyi başkanımız yeni ilk defa başkanlık görevini alacaklar. Onlarla bir araya geleceğimiz bir toplantımız olacak bir gün boyunca. Devam eden süreçte tabii genel kurullarımızdan sonra hep genellikle şöyle olur. Herkes seçildiği ülkesine bir organizasyon düzenler. Orada kendi ticaret diplomasi faaliyetlerini yaparlar ve belli başlı lobi faaliyetleri var, onları yaparlar. Bu yılın ilk 6 ayı bu şekilde geçer. Ondan sonra biraz daha makro ölçekli organizasyonlarımız olacak. Onlara da çalışıyoruz şu anda. DEİK çok ciddi bir ekosistem. DEİK aslında halihazırda potansiyelin çok daha altında faaliyetlerine devam ediyor. DEİK'in en büyük gücü üyeleri, barındırdığı kuvvet üyelerinden kaynaklı. Dolayısıyla eğer ki bu bahsetmiş olduğumuz kurumsal kapasite artırımı noktasında çok ciddi adımlar atabilirsek zannediyorum ki çok daha hedeflere, yani milli hedeflerimizden bahsediyorum, ulaşmak noktasında çok ciddi bir enstrümandır DEİK. Dolayısıyla tabii ki benim kendi görevim itibariyle çok özel bir anlamı var DEİK'in benim için ama millet ve Türkiye ekonomisi adına da çok büyük bir anlam olduğunu inanıyorum.